Bugün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, pardon. Özür dileriz. Tekrar bir merhabayla başlayalım. Bugün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, kariyer söyleşileri kapsamında resim bölüm başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bir sanat galerisi açmak konulu söyleşiye hoş geldiniz diyorum tüm katılımcılara ve bu vesileyle de bugünkü konuğumuz Seher Becel Hanım'a da merhaba demek istiyorum yeniden. Hoş geldiniz Seher Hanım. Seher Hanım öncelikle size tanıtmak istiyorum arkadaşlar, katılımcılar. Kısaca CV'nizden biraz bir şeyler okumak istiyorum Seher Hanım. İstanbul doğumlusunuz ve 2010 ve 2012 yıllarında yüksek lisansınız var. Seramik bölümünden Gazi Üniversitesi'nden ve lisansınız da Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümüymüş ve ön lisansınız var sanırım 2 yılda. Bir Osmaniye'de yine Çukurova aynı üniversitede. Ve çeşitli sergilerde bulunmuşsunuz, karma sergilerde ve size ait bir takım kataloglarınız da mevcut. Ben onlardan önce böyle biraz seçim yapıp hızlıca bahsetmek istiyorum ki sorularımıza da zaman kalsın. Sakıncası yoktur umarım, böyle gideceğim. 2008'de Ankara Sanat Buluşması kataloğunuz var. Çalışan faal bir seramik arkadaşımızsınız. 2012'de Ankara Sanat Buluşması kataloğunda bulunmuşsunuz. SESAN Serbest Sanatçılar Derneği'nde yine kataloğunuzda bulunmuş işleriniz. Ve yüksek lisansınız da Gazi Üniversitesi'nde popüler kültürün sanatsal seramik formlarının etkileriymiş. 2013 yılında bitirmişsiniz. Ve karma sergileriniz var katıldığınız. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çok fazlası var aslında. Ben sadece bazılarından seçerek sunacağım. Yoksa Seher Hanım'ın oldukça portfolyosu kabarık ve çok güzel de sergilere katılmış bir arkadaşımız. 2008'de Karma Resim Heykel Sergisi var Gözde Sanat Galerisi Ankara'da. 23-27 Eylül 2019'da Engelsiz Art Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gene serginizde olmuş, karma sergiye katılmışsınız. Yine 2011 yılında Ankart Sanat Fuarı'nda katılımcısınız. Yine 19 Ocak 2012'de de Ustalarla Yeni Yıl Karma Resim Seramik Sergisi Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Ankara'da bir katılımınız olmuş. Yine Ankart 2012'de sanat fuarına katılımınız var. 2016'da Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nde biraz zor okuyacağım ama Bojosen Seon Mitoloji Karma Sergisi var Ankara'da. Yine 2018 yılında Boho Sanat Galerisi'nde Yaşam İçinde Sanat ve Tasarım Sergisi var. Ve şu anda da Bakırköy'de bulunan Sanat Galerisi'nin bünyesindeki sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir diye bitirmişsiniz CV'nizi. Sizin de yine eklemek istediğiniz çalışmalarınıza ait benim kaçırdığım olabilir. Varsa onu da alabilirim. Sonra şimdi size bazı sorularla söyleşimize başlayacağım. Yok, bu kadar. Zaten grupta da paylaşabilirsiniz isteyen olursa, merak eden olursa, belirlerini sormak isteyen olursa onlar tek tek anlatmaya çalışacaksınız. Teşekkür ederim. Öncelikle ben şu soruyu sormak istiyorum. Bir sanat galerisi açmak için sanat eğitimi almak gerekli midir? Bence gereklidir. Çünkü sanat her önüne gelenin nasıl yapamayacağı bir şeyse, sanatı satmak, sanatı pazarlamak da her önüne gelenin yapmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanat eğitimi almış olması gerektiğini düşünüyorum bir sanat galerisi işletmecisinin. Ya sanat tarihi mezun olmalı, ya Güzel Sanatlar Fakültesi bir sanat bölümünden mezun olmalı, ya eğitim fakültesi sanat dallarından birini bitirmiş olması
gerekiyor. Resim, heykel, grafik sanatlar gibi. Ya mutlaka sanatın ucundan bucağından bir estetik bilgisi, bir estetik kaygısı taşıyor olması gerekir ki. Çünkü biz burada aynı zamanda sanat eseri sergiliyoruz. Ve o eseri gelen müşteriye tanıtmak için malzemesini, dokusunu, yılını, sanatçısını tanımamız lazım. Onun için bence sanat eğitimi almış olmak gerekiyor. Evet, güzel açıkladınız. Bence de güzel bir açıklama oldu. Peki, yeni mezun bir öğrencinin sanat galerisi açabilmesi için koşullar nelerdir diye sorsak size nasıl bir cevap alırız? Şimdi şöyle, yeni mezun bir öğrencinin sanat galerisi açması, yani eğer çevresi varsa iyi bir şey. Yani sadece kendi eserini satıyor olabilmesinden ziyade diğer insanların eserlerini de iyi tanıtıyor ve pazarlıyor olabilmesi gerekir. Öncelikle sanatçının yanında duruyor olması gerekir. Ticaretten ziyade amaç sanat eserini gerçekten seven insanlarla ve koleksiyonerlerle buluşturmak. Ve koleksiyoner edinmek hani çok kolay bir iş de değil. Çevrenin özellikle çevresinin çok geniş olması gerekiyor. Sanat çevresinin de ve sanata meraklı insanların çevresinde olması. Sadece üretebiliyor olmak değil, onu aynı zamanda sanatseverlerle de buluşturabiliyor olmak gerekir. Evet. Peki sanat galerisi açarken bugünün koşullarında devlet herhangi bir destek sunuyor mu? Yani, ve de galerici bugünkü anlamda KOBİ'lere destekler veriliyor ya. Galerici de bu KOBİ desteğinden yararlanabiliyor mu? Şöyle, kira yardımı yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ama sanat galerisini kirada çalıştırmak çok zor bir iş. Yeri geliyor hiç kazancınız olmuyor, yeri geliyor hiç eser satamıyorsunuz. Çünkü malum günümüz şartlarında sanat eseri satmak gerçekten çok zor bir iş. Çünkü insanlar böyle durumlarda, pandemi sürecinde ve ekonomik bunalım zamanlarında önce hayatlarındaki lükslerden vazgeçiyorlar. Evet, doğru. Ve ne yazık ki sanat eseri bir gereksinim, bir nefes alma potansiyel olarak değil de rahatlama objesi olarak değil de lüks olarak görüyorlar. Onun için önce vazgeçtikleri arasındayız ne yazık ki. Devlet %18 vergisini her satıştan alıyor. Karşı taraf fatura istiyorsa onu ödüyoruz. Onda yapacak bir şey yok. Sanat eserinde yani pırlantada %1 evet. Vergi. Çünkü pırlanta çok gerekli. Her evin kadının mutlaka bir sanat eseri olmak zorunda değil. Onun için %18 vergimizi ödüyoruz biz. Tamam, çok teşekkürler. Evet, bence de biz gerçekten güzel bir %18 de iyi bir dilim alıyor. Peki galeri açılışında bir koleksiyona sahip olmak gerekli midir? Yok. Yani yeni bir galeri açıyorsunuz. Elinizde bir koleksiyon olması gerekiyor mu? Hayır. Koleksiyoner olarak işe başlamak zorunda değilsiniz. Ben galeri açtığımda elimde koleksiyonum yoktu. Ben koleksiyon oluşturabilmek için galeri açtım. Çünkü benim galerim parayla kiralanan bir galeri değil. Ben eser karşılığında sergi açıyorum. Bunun için akademisyenlere, eğitim almış sanatçılara, genç dostlara, sizin gibi hocalarıma sergiler açıyorum. Ki karşılığında bir adet eser alıyorum. Ya da çok küçükse iki adet eser alıyorum. Böylelikle kendi koleksiyonumu oluşturuyorum. Evet. Yani bu ön koşul değil. Ve galericinin bu olaya nasıl baktığıyla da ilgili. Aynen öyle. Tabii evet. Ki. Peki galerinizi açarken nelere dikkat ettiniz? Lokasyon önemli midir? Siz galerinizi açarken bölgedeki diğer galeriler hakkında bir araştırma yaptınız mı? Şimdi şöyle, galeri açarken ben biraz çılgınca davrandım açıkçası. Çünkü bölgenin tek sanat galerisiyim. İstanbul Bakırköy'de benim galerim. İki galeriydik. Teke düştü sayımız. Çevrede tabii devlete bağlı galeriler var. Halk eğitim merkezlerinin, işte sanat vakıflarının galerileri var.
Ama tek özel galeri, Bakırköy'deki tek özel sanat galerisi benim. Bunun tabii avantajları da var, dezavantajları da var. Tek olmak yeri geldiğinde çok güzel. İnsanlar gelip gezdiğinde sizin haricinizde gidebilecekleri başka bir yer yok. Onun haricinde tek olmak, hani birkaç kişi daha olsa ona gelen müşteri size de gelir, size gelen ona gider. Seçenek fazla olur müşteri içinde. Oradan da dezavantaj olarak, sayılıyor. Yani, olarak da şöyle, bilim çağında yaşadığımız için hani internet üzerinden zaten birçok satışımızı yapıyoruz. Aynı zamanda Seherbecan Sanat Galerisi'nin sanatal.com satış sitesi de var. Sanatal.com'da galerimizde bulunan tüm eserler, hatta sanatçıların atölyelerindeki eserler de var. Çünkü buranın bir depolama alanı çok yok. Elimizde olmayan eserler, sana mesela sizin atölyenizdeki 5 tane eserin görseli bende var. Sanatal.com'a koyuyoruz. Oradan işte üzerine vergisini, kargosunu, izgosunu, galeri yüzdesini ekleyip sizin atölye satış fiyatınızın üzerine o şekilde internet üzerinden online da pazarlayabiliyoruz. Yani aslında artık sanat galerilerinin lokasyonunun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten sanat galerilerinin şu pandemi sürecinde, ben sergileri de durdurdum pandemi olduğu için, gelip gezen yok. Evet. Şimdi lokasyon çok önemli değil bence. Değil. Yani şöyle, özellikle bu sağlıkla ilgili kısımda dediğiniz, sadece sanat galerileriyle ilgili değil, birçok olayda eğitim, her şey uzaktan ve sanaldan yapıldığı için, evet doğru diyorsunuz, lokasyon bu anlamda çok önemli bir fonksiyon oluşturmuyor. Peki bir galerinin mekanı mesken statüsünde midir, yoksa ticarethane statüsünde midir, ya da böyle mi kiralanır? Ticarethane statüsündedir. Çünkü vergi ödüyorsanız açtığınız dükkanın ticari bir alan olması gerekir. Evet. Peki kiralarda özellikle bir sanat galerisi olarak işleteceğinizi mal sahiplerine söylediğinizde onların tavrı nasıl oluyor? Yani onlar sonuçta kiranın çıkıp çıkmamasına bakarlar. Burası gerçi bana ait olan bir alan. Çünkü sanat galerisinde kazanılan parayla kira ödenmez. Yeri geliyor faturalarımızı çıkartamıyoruz. Yeri geliyor elektriğimizi, suyumuzun parasını çıkartamıyoruz. Hiç satışsız sergiler oluyor, tek satışlı sergiler oluyor. Mesela ben 1,5 yıldır hiç kimseye sergi açmıyorum. Çünkü sergileri ücretli yapmıyorum. Sergilerden hiçbir kazancım yok. Ben sadece eser alarak sergi açıyorum. O eseri de uzun süreçte insanlar lükslerinden vazgeçtiği için, satamadığımız için, yani sanat eseri satarak bir meskenin, bir mekanın kirası çıkartılamaz. Şu gün için konuşuyorum. Yani evet. Çok iyiydi ama. Şu anki koşullar için böyle, ama daha önceki dönemlerde. Hani son 20 yıldır bu böyle. Ne yazık ki. Bu şimdi genç arkadaşlarımız da dinliyor. O yüzden ben onların bazı mezun olduktan sonraki kariyer planlamalarında sanat galericiliğini falan da koyuyorum. Bunlar da güzel etken, bunlar da güzel yani size iş imkanı sağlayacak alanlar diye. Dolayısıyla şimdi siz 20 yıldır deyince birazcık öğrencilerimizin morali bozulmasın arkadaşlar, bunu da söyleyelim. Ama şu da bir gerçek, toplumun sanata bakış açısında Seher Hanım burada kendi yaşam profili üzerinden bize anlatıyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de zaten sanat yapmak çok kolay bir şey değil. Onun bilincindeler. Ama yine de sattığınız zamanlarda olmuştur. Belki bu son ekonomik koşullar Türkiye'nin bir gerçeği. Hani sadece bizi etkilemiyor. Birçok alanda işsizlik çok arttı. Ama yine de sanatla ilgili ve meraklı olan insanların da yanınıza gelip bunlardan, yani bu sanatla ilgili beklentilerinden sizden yardım istedikleri oluyordur, özellikle genç arkadaşlar adına. Hani galeriler. Şimdi şöyle, hani daha büyük galericilerin, abilerin, ablalarımın söylediği kadarıyla 80'li 90'lı yıllarda çok güzel gidiyor işte. Çok iyi satışlar yaptık. Çünkü o zaman devlet kuruluşlarının sanat eseri alma zorunluluğu vardı. Otellerin, hastanelerin,
Sanat eseri işte belli bir metrekare üzerine işte yüzde olarak sanat eseri ve koridorlarına, işte lobilerine sanat eseri koyma zorunluluğu vardı. Onu kaldırdılar. Orijinal sanat eseri yerine Çin'den baskı resim asmaya başladı oteller. Ya da çok 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 ucuza işte ressamları çalıştırıp resimler, karın tokluğuna resimler yaptırıp astılar. Yani çember her türlü daralıyor. Bir sanat eseri çalıştırmak istiyorsa arkadaşlar, iki şekilde çalıştırabilirler hocam. Yani bir düğün salonu gibi kirayı verecekler salonu, ki ben bunun tamamıyla karşısındayım. Onun için sanat galerisi açtım zaten. Seçici olmak gerekir. Tabii ki, çünkü hayatımda 5 tane resim yapmış mutsuz ev hanımına ben sergi açmam. Bence çünkü de doğru. Size ve orada eğitim almış tüm arkadaşlarıma çok ayıp etmiş olurum. Bana da çok ayıp etmiş olurum. Çünkü ben de sanatçıyım. Ben de sanat bölümü mezunuyum. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Çok büyük hayallerle mezun oldum. Ve sınıfımda, kendi sınıfımda 10 kişi de bu işi yapan tek kişiyim. Elim çamurdan çıkmadı. Sanat galerilerinin bizlere kötü davranması nedeniyle galeri açtım. Sergi başına, eser başına sergilemek için para istedikleri için galeri açtım. Evet, konuşmalarınızdan gerçekten bunu yürekten yaptığınıza ben de inandım. Yani, siz karşı tarafı düşünüp onore eden ama bu işine emeğini veren, okuyan ve bu işte gerçekten emek sahibi insanlar, gençler, hocalar, onlara galerinizi açıyorsunuz. Aynen. Bunu, yani eserin kursu almış bir insan sizin eserlerinizi eleştiremez. Ya da mezun ettiğiniz öğrencinin eserini bile eleştiremez. Böyle bir yetkisi yok. Ben ameliyat yapabilir miyim? Ha, tabii ki. Sanat maalesef toplumumuzun garip bir şeyi bu. Eğitimini almadan yapılmış sanat çalışmaları, eserleri adına eserlerinin önünde ya da gıyabında konuşulabiliyor ama maalesef dediğiniz gibi bu da artık toplumumuzun herhalde bir ne diyelim, sanatı çok mu yakın görüyorlar, ulaşılabilir, biz de bunlarda ilgili konuşabiliriz mi bahsediliyor bilemiyorum ama maalesef dediğinize ben de katılıyorum. Eğitim şart meselesinde gerçekten sanat eğitiminin şart olduğuna ben de bu konuda inanıyorum. Gelelim şimdi galeri işletmek ve parasal kısımla ilgili bazı sorularımız var. Bu arada yine genç arkadaşlarıma ben sizin açıklamalarınızın nezdinde de şöyle diyorum. 80'li 90'lı yıllar tekrar geri gelebilir. Galericilik üzerine yine bu kadar olumsuz bakmasınlar. Belki 3-5 yıl zorlanırlar ama sonrasında onları daha güzel koşullarda bekleyebilir. Bu konuda herhalde hemfikir oluruz. Yani dört duvar kiralamalarına da gerek yok. Bir satış, internet satış paneli kiralıyorlar. Biz de yaptık işte. Sanatal.com, Herbeler Sanat Galerisi'nin internet ağı. Yani orijinal sanat eseri sertifikasıyla birlikte eseri biz alıcıya gönderiyoruz. Yani onun için hani eski usul illa dört duvar kiralanmasına gerek yok. Yani bu pandemi süreci aslında bunu geliştirdi. Online galeriler, online müzayedeler, o kadar online güzel, müzeler, değil mi? Online müzeler. O kadar güzel sergileme şekilleri oluşturdular ki insanlar artık gönül rahatlığıyla resim alabilirler bunlarda. Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Ayrıca herkesin evinde bir tane bir sanat çalışması, yani orijinal sanatçıya ait bulunması bence bakış açımızı da değiştirir ve geliştirir diye düşünüyorum. Peki bir galeri işletmeciliği bir kişiyle mi, birden fazla kişinin ortaklığıyla mı sürdürülebilir? Yani o galerinin işletme mantığına göre değişir. Hani benim gibi bir galeri ise ben tek kişi işletiyorum. Açtığım sergilerden bir resim alıyorum. Eğer iki ortağı varsa galeri sergiden iki resim alır. Ama hani bir büyük resim alamaz da belki iki tane küçük resim alır. İki galeri ortağı, işte biri benim biri senin diye o şekilde sergi açabilirler. Bunda sanatçının da çok üzüleceğini düşünmüyorum bu konuda. Peki. Konuşmak istemiyorum zaten. Zaten siz tek ve tek, üstelik siz şanslısınız. Kendinize ait kira da vermiyorsunuz zaten.
işletmeci olarak hem mal sahibi hem de işletmece teksiniz. Değil mi? Evim yok ama. Hala çalıştayım. Ama ticaretle uğraşanlar genellikle evi en son alırlar ama ticarethanenin mülkünü edinmeye çalışırlar. Bence siz de... Yaptığım için içeride seramik atölyem var. Bana mal sahibi çık dese imkansız çıkamam yani. Çok zor. Yani fırını, evet. Masası, ekipmanı iki tırla çıkamam. O yüzden evden önce iş yeri sahibi olmak daha anlamlı. Yani. Evet. Peki sanat fakültesi öğrencilerine galerilerde staj veya çalışma fırsatı sunuluyor mu? Bu belki işletme olarak siz de bilebilirsiniz ya da sizin yaptığınız bir şey de olabilir. Biz hep okul ve akademik ortamları soluduğumuz için açıkçası bu bilgi bize çok yararlı olur. Yani öğrencilerinizden böyle bir staj istiyorsanız seve seve yardımcı oluruz. Ama daha önce benim çalıştığım hani galerilerde hiçbir öğrencinin staj yaptığını ben görmedim. Eski usul sergi açtığımız için sergi açma yöntemlerini, işte askı sistemlerini, her şeyin aslında bir galericinin bilmesi lazım. Nasıl sergilendiğini, resimlerin ne şekilde asıldığını, ne şekilde görsellendiğini bilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda işte portfolyo nasıl tutulur, koleksiyoner listesi nasıl hazırlanır, eğer davetiye postalanıyorsa onların adabı, usulü, kaidesi hepsini çok iyi biliyor olmaları lazım. Bence aslında sanat galerilerinde öğrencilerin staj yapması çok çok faydalı olur. Evet, aynı konuda ben de hemfikirim. Çünkü işin bir de bu kısmı var. Sadece okullarda öğretilen bilgi değil. Nasıl müzeleri gezerken çok farklı bir kompozisyon içinde düşünüyorsanız kendinizi. Aynı şekilde bir sanat galerisinin sıfırdan bir hafta 10 gün çalışması öğrencinin orada bence gelişimine çok katkıda bulunabilir. Aynı fikirdeyim. Peki böyle bir durumda diyelim galeride bir staj yapan öğrenci var. Siz de kabul ettiniz. Güzel Sanatlar öğrencilerinin yükümlülükleri burada neler olur? Gerçi siz bahsettiniz sanırım, aynı şeyler söyleyeceksiniz yine. İşletim sistemi ve resimlerin sergileme biçimleri gibi. Onun dışında öğrenebileceği bir şeyler olabilir mi yükümlülük olarak öğrenci oradan? Yani şöyle işte en baş sıfırdan hani neyi nereden alabileceğini öğrenebilir. İşte askı sistemlerini nereden alır, diğer aparatları nereden bulabilir, işte mobilyasından nasıl diyeyim, depolaması nasıl yapılmalı, resimler depolanırken nasıl dizilmeli, heykeller nasıl kaldırılmalı, istiflenmeli. Hani bunlar çok önemli. Hani depo, İstanbul'da bir galerinin depolama alanı her zaman için çok büyük olmuyor. Özellikle benim galerimde. Hani raflama sistemleri, raflama yapılarını bilmesi gerekir. Aynı zamanda açılan sergiyle ilgili oturup ben ders çalışıyorum resmen. Mesela ben size sergi açıyorsam sizin geçmişinizi, işte o konuyla ilgili dünya görüşünüzü, eserlerinizde neler anlatıyorsunuz, neler söylemeye çalışıyorsunuz. Ben online satışta da bunu ürün bilgisi olarak altına yazıyorum. Bunun hepsini, tarihçesini ya da kronolojik dizilimlerini falan bilmem lazım. Yani bunları öğrenecekler. Peki aynı şekilde çalışırken orada sizin oluşturduğunuz bir müşteri profili de var mı? Ve o insanlarla diyalog ya da onları o sergiden haberdar etme gibi biçimde öğrenciler? Tabii ki. Üç şekilde haberdar ediyorum. Pandemi sürecini atlayalım. Hani geçtik, pandemi süreci yok. Davetiye bastırıyorum. Davetiye olarak kurum kuruluşlara, sanat galerilerine, büyük firmalara, belediyelere, işte tanıdığım insanlara, koleksiyonerlere davetiyelerini gönderiyorum. Evet. Bunun haricinde mail yoluyla binlerce insana mail atıyorum. İşte yayın olsun, basın yayın olsun, işte sanat dergilerine, sanat işte gazetelerine, işte yine aynı kurum kuruluşlara mail olarak da atıyorum. Sonra üçüncüsü Yacht Life Travel dergisi üyeliğim var. Bu bayağı nasıl diyeyim, elit, şık bir dergi. Yat ekipmanları dergisi ama yurt dışında Fransa'ya da gidiyor. Cannes işte olsun, Avrupa ülkelerinde marinalara, Avrupa ve Asya'daki tüm marinalara gidiyor. Binlerce adet basılıyor. İşte yat sahiplerine
direkt ücretsiz olarak dağıtılan, parayla satılmayan bir dergi. Hani direkt kişiliğe özel basılan bir dergi. Yatçılık fuarlarında giden ziyaretçilere falan dağıtılıyor, şey yapılıyor. Orada mesela tam sayfa şeyim var, aboneliğim var, işte yıllığı bayağı fazla olan. Sergilerimizin duyurusunu orada yapıyoruz. İşte yeri geldiğinde Ataköy Marina'dan olsun, Tuzla Marina'dan olsun misafirlerimiz gelir, onları ağırlarız. Yani bu şekilde. Güzel. Bence güzel bir konsept yakalamışsınız. Üstelik de sınır aşmış değil mi? Uluslararası bir yere giden dergide bir küçük sayfanız var. Bence güzel bir reklam olmuş sizin için de. Burada hipodromu var. Onun da sanat galerisi var. Oranın Veliefendi Hipodromu'nda 16 adet billboard var. İşte orada sergilerimizi duyurabiliyoruz. Onların da insan kaynaklarına yazdık. Sağ olsun destek oldular. İşte at yarışı zamanlarında işte at sahipleri de bizim sergilerimizi yat, kat, at. Yani evet, güzel bir konsept yakalamışsınız. Güzel bir sıralama. Bence de onların en azından ekonomik durumları daha çok sanat eseri almaya uygun. Peki bir galeride sanatçılar, yani sizin galerinizde, siz galeride sergi açacak sanatçıları nasıl seçiyorsunuz? Sergiler için sanatçılara davet mi yapılır, yoksa sanatçı başvurusu mu gereklidir? İkisi de olabilir. Mesela siz de bir arkadaşınızı önerebilirsiniz. Ben de teklif sunabilirim. Yeni gelen arkadaşlara, mesela hocalarım var, işte Hakkı Hocam olsun ya da siz olsanız, Nilgün Hanım var, işte Hasan Pekmezci var, diğer hocalarım var. Bir dosya geldiğinde onlara diyorum ki, hocam sergi açmaya değer mi? Ne yapayım? Hani kendi bilgimi aştığı konularda farklı bir teknikle üretim yapıyorsa sanatçı. Çünkü ben parayla sergi açmadığım için çöp de almak istemiyorum. Yani bunun sanatsal değeri var mı? İşte ileride bir koleksiyon değeri olur mu bu eserin? Onların hepsini sorup danışıp o şekilde sergi açıyorum. Peki bir sanatçının galeriyle bağlantıya geçmesi için nasıl bir yöntem izlemesi gerekir? Gene yukarıda biraz bir önceki soruda cevabı aldık ama portfolyo hazırlama gibi falan beklentiniz neler oluyor? Bol bol fuar gezsinler, fuarda galerilerle tanışsınlar, galericilerle tanışsınlar, evet. Sanat galerisi gezsinler. Kendi mutlaka Instagram hesapları vardır. Yaptıkları işleri sürekli paylaşsınlar. Kendi Instagram linklerini galericilere versinler. Beni takibe alın desinler. Artık böyle oluyor. Kimse artık kart vizit vermiyor. Instagram adım bu. Ya da işte benim bir web sayfam var. Lütfen orayı takip eder misiniz diye. Yani gidip insanlara yapışmaları lazım. Ben o şekilde bu noktaya geldim. Yani utanmaya hiç gerek yok. Eğer alın teri atıyorsanız, üretiyorsanız istemesini de bileceksiniz arkadaşlar. Evet. Kesinlikle öyle. Ben kendi de söylüyorum öğrencilere. Sadece sanatın yeri atölyelerin içinde üretip sonra sehpaya bırakıp işinizi gitmek değil. Müze gezeceksiniz, galeri gezeceksiniz, kitaplar okuyacaksınız, sanat filmleri izleyeceksiniz ki entelektüel bir sanat uygulayıcısı olun. Ve hep şunu söylüyorum, biz resim yaparken çok içselleşiyoruz Seher Hanım. Siz de az çok bilebilirsiniz. O sakinlik çocuklarımızın bir yerde kendilerini ifade etmelerini çok zorlaştırıyor. Çok sosyal olamıyorlar. Maalesef daha içsel, resim yapa yapa. O yüzden ben onların atölye dışında da mutlaka kendilerini göstermelerinden çok yanayım. Özellikle sanat dili olmalı diyorum hepinizin. Kendinizi ifade edebilmelisiniz, yaptığınız işi ifade edebilmelisiniz. Bu yüzden az önce açıklamanıza kesinlikle katılıyorum. Bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Siz üretiminizi yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Tabii ki bu emeğinde kitlelere ulaştırmak için sanat galerileri gibi kişilerden yardım istemek de sakınca olmamalı. Yani şöyle diyebilirim genç arkadaşlara, mesela sanat fuarları yaz. En son Art Kontakt oldu burada, Yeni Kapı'da. Art Kontakt İstanbul dedikleri zaman zaten internette onun bir şeyi var, tanıtımı var. Oraya katılan sanat galerilerinin listesi var. Bu listedeki sanat galerilerinin tek tek mail adreslerine ulaşabilirler.
listeye alsınlar, mail adreslerini alsınlar. İşte kendilerine 10 adet hani bir şeyde mesela fırça, aynı fırçadan, işte aynı konseptten, bir konseptten 10 adet resminin küçük bir dosya haline getirip o galerilere göndersinler CV'leriyle birlikte. Evet. Mutlaka mutlaka birisi olumlu dönüş yapacaktır. Kesinlikle katılıyorum. Kendileri de çabalamadan ortamlarına ulaşamayacaklar. Güzel bir açıklama oldu bu konuda da. Teşekkürler. Peki gelelim. Hayatımızı idare ettirebilmek için para kazanma eylemine ve sizin de galerinizden kazanç elde etme durumunuzu birazcık öğrencilerimiz için şey yapalım. Nasıl bir kazanç elde ediyorsunuz diye. Şöyle dedik. Galeri sahibi olmak, başka bir iş yapmaksızın sizin geçiminizi sağlayacak maddi geliri elde etmenizi sağlıyor mu? Hayır. Peki o zaman destekler nereden geliyor? Ben mimarlarla da çalışıyorum aynı zamanda. Şu şekilde göstereyim size. Bir tane örnek getirdim. Ben el yapımı seramik lavabolar yapıyorum. Şu şekilde. Aa, evet, çok güzel. Çok şık. Tasarım. Tasarım. Her biri tek bir adet üretilmiş. Sanatan.com'da bunlar var, Instagram'da bunlar var. Lavabo yapmadan önce de kurs veriyordum. Kurslarla destekleyebilirler. İşte desen kursu verebilirler, yağlı boya kursu verebilirler, akrilik kursu verebilirler, üniversite öğrenci yetiştirebilirler. Yani şey kurs ilanları verebilirler internette. Hani online kurslar bile var. Yani para kazanacağım dedikten sonra hani ve ne aradığını bildikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok. Yani ki benden daha aktifler, benden daha gençler. Yani ben geçen yılımı arıyorum. Hani bence çok daha iyisini yaparlar diye düşünüyorum. Umutsuzluğa düşmeden asla. Sürekli başarma güdüsüyle bence yollarına devam etmeliler. Asla. Çünkü gerçekten hemen her şey olmuyor. Bunun için de biraz çabalamak gerekiyor. Sabır gerekiyor. Bu boynumdaki takıyı da ben yaptım mesela. Seramik işte göstereyim. Bunları satıyorum. Yani ay dediğiniz çabuk geliyor hocam işte. Yani elektrik faturası. Hani bunları üzülerek söyleyeyim ama hani resim heykel satarak geri gelin de karşılayamıyorsunuz. İşte lavaboyla destekliyorum. Takıyla destekliyorum. İşte kahve fincanları yapıyorum. Onlara şey yapıyorum, satıyorum. Bugüne kadar kurs verdim. Kurslarla destekledim. Hani burasını sonuçta krediyle aldım. Kredi ödenirken sürekli kurslar verdim. Haftanın 7 günü doluydum. Yeri geldi çocuğumu göremedim. Evet. Yani ben de onu her zaman söylüyorum. Emeksiz hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Çabalamadan maalesef hiçbir şey olmuyor. Bu da genç arkadaşlarımıza hoca olarak da söylüyorum. Siz de bir işletmeci olarak ve sanatçı işletmeci olarak söylediniz. Çok doğru. Hiçbir şey elimize cebimize çok baba zengini aileler değiliz. Hepimiz çalışarak elde ediyoruz. Ve ben bütün öğrencilerime diyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu bir dönem geçecek ama mutlaka siz çalışmanıza devam edin. Arkası gelecektir diye. Yine galerilerle ilgili, peki bu galeriler, galerinizde sanatçı ile nasıl bir anlaşma, sözleşme yapıyorsunuz? Gerçi yine bunu da açıkladınız ama biraz daha toparlarsak, hani geldi, siz diyorsunuz ki ona, evet. Biliyoruz, hocalarıma danışıyorum. Tamam, evet. Ahşaplarında sergi süren bir ay, hani kiralık galerilerde olduğu gibi bir haftalık sergi açmıyorum. Bir haftalık. İstanbul'da işte kimse gelip gezmiyor. Yani kimseye yetişemiyor daha doğrusu. Herkesin yoğun bir çalışma temposu var. İşte gün ayıramadıkları oluyor. 15 gün de ayıramadıkları oluyor. İşte 21 günle bir ay arasında değişiyor sergi süremiz. Bir adet eser alıyorum ya da iki adet eser alıyorum. Eserlerin büyüklüğüne göre ve fiyatlarına göre değişiyor. İşte Yacht Life Travel dergisinde tanıtımını yapıyorum. Kokteylini yapıyorum. Alkollü açılışımız oluyor. Yani pandemiden önce.
Şimdi kokteyle izin vermiyor devlet ama işte onun için de sanatçının hakkına girmemek için işte sergiler rutin gezilecek duruma gelinceye kadar da sırf eser toplayacağım diye de kimseye sergi açmıyorum. Çünkü bana o şekilde davranılmasını istemem. Meraklısı için, ilgilisi için açılması da anlamlı tabii. Peki galerinizde açılan bir sergiden sanatçı ve siz hangi oranlarda gelir elde ediyorsunuz? Yüzde olarak alıyoruz satışlardan. Eğer fiş fatura istemiyorsa, kurum adına alamıyorsa %30 alıyorum. Sanatçı da %70'ini alıyor. Peki sanatçının bir sanat galerisinde sergi açmasının ona getireceği avantajlar nelerdir desek? Şudur, yani bir galeride sergi açmak sanatçı için bir prestijdir. Sanat fuarına katılmak bir prestijdir. Uluslararası bir sergiye katılmak prestijdir. Sanatçı ne kadar çok sergi açarsa o sanatçının o kadar çok aktif çalıştığını gösterir sergi açması. Karma sergiler olsun, kişisel sergiler olsun, fuarlar olsun, işte yani hayır sergileri bile yani CV'sine artıdır, getiridir. Bu da yani siz de hani saydınız, ben 50 küsur sergiye katıldım, işte kişisel sergilerim var, kataloglara katıldım, şey yaptım, fuarlara katıldım, hala daha uğraşıyorum, hala daha katılmaya çalışıyorum. Sanatçı için artı koleksiyonerler bu sefer takibi alırlar. Mesela işte ben ciddi bir koleksiyonerim, işte adam akıllı sanat eseri alıyorsam eğer bir yerde mutlaka o sanatçıyla karşılaşır. Bakar işte bir sürü sergisi var. O ciddi çalışıyor. Demek ki bunun bir sürü sergisi var. Sonra sergi açtığı galerilere bakar. Düğün salonunda mı sergi açmış? Benim gibi gerçek galeride mi sergi açmış? Eğer gerçek galerilerde isim yapmış galerilerde sergi açmış bir sanatçıysa o sanatçı da eser alır. Evet. Bu düğün sanat düğün salonu sergi açma şeyi için bir şey soracağım. Bu dediklerinizin acaba bu kafe sergiler gibi yerlerden mi bahsediyorsunuz? Açmak istersek. Yani kafe sergi olsa gene aç kalmıyorsunuz. Yani en azından paranızla gidip bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Parayla kiralık olan galeriler şu mantıkla çalışır. Ne kadar çok sergi açarsam o kadar çok para kazanırım. Evet, düğün salonu konsepti dediğiniz bunları kapsıyor. Tabii. İşte ben cadde üzerindeyim, işte ayak altındayım, bana çok gelen olur. Yalanlarından bir tanesi budur. İşte gelecek olan koleksiyonerimiz rahatsızlanmış ya da yurt dışına çıkmış gelemedi. O yüzden satışımız olmadı. Bu diğer yalanıdır. Ondan sonra işte sergi fiyatlandırmaları 5.000 liradan başlar, 25.000 liraya kadar devam eder. Siz yıllarca çalışırsınız, bir konsept çıkartırsınız. İşte 40-50 adet resim çıkartırsanız bir de o 40-50 adet resmi sergilemek için 10-15 bin lira para ödersiniz galeriye ve hiç satışınız olmaz. Çünkü neden? Bir koleksiyoner parayla kiralanmış bir galeriden resim almaz. Çünkü neden? O galeride herkes sergi açar. Parayı bastıran herkes gider o galeriden sergi alır yani. Kuyruğa girer, parasını öder, açar. Ondan sonra yani Nişantaşı'nda sergi açmanın hiçbir süksesi yoktur benim gözümde. Çünkü hani dediğim gibi eğer sanattan anlıyorsa bir insan zaten içeriye girdiğinde baktığında o insanın gerçekten sanat eseri mi üretiyor yoksa bu sergi ilk ve son sergisi mi olacak anlar. Güzel bir söyleşi yapıyoruz Serhan Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben sorularımın çoğunu öğrencilerimiz adına sorduğumu düşünüyorum ama sizin bu alanda söylemek istediğiniz başka eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da alabiliriz. Çok çok kaçırmış olabiliriz. Sormamış olabilirim. Yani notları almıştım. Şöyle söyleyeyim. Dezavantajlarımız Türkiye'de sanat yapıyor olmak. Evet. Parayla kiralık galerileri %95'in üstünde ne yazık ki. Diğerleri de ya yurt dışı sanatçılarına sergi açıyor ya da çok çok büyük sanatçılara işte sergi açıyoruz havasındalar. Genç sanatçılara çok fazla imkan tanımıyorlar.
yani uzun süreli yatırım olarak görüyorlar genç sanatçıyı. Yani işte of diyor, daha yeni mezun olmuş, isim yapmamış, niye taşıyayım sırtımda falan diyor. Onun için çok çalışmalar lazım. Hiç pes etmemeleri lazım. Sürekli işte ürettikleri resimleri beşerli, onarlı gruplar halinde sürekli sanat galerilerine mail atsınlar. Fuarlara katılmak istesinler. Mesela TÜYAP'ta açılan sanat fuarında bir hol olduğu gibi üniversitelere biliyorsunuz hani veriliyor. Hı-hı. Siz bir şekilde. Onlara katılmak için sıraya mı giriliyor artık, nasıl şey yapılıyorsa onlara başvursunlar. Her türlü saldırsınlar yani. Hiç bırakmasınlar. Hani bu işten ekmek yiyeceğim derse. Evet. Peki öğrencilerimizin soruları var mı? Katılımcı öğrenci arkadaşlarımızın, Seher Hanım'a soruları var mı? Arkadaşlar. ...26 kişi mi katılmış? Kalabalıkmış sınıf. Öğrencilerimiz de merakla izlediler, dinlediler. Onlara da eminim çok güzel şeyler, bilgiler verdik. Verdiğiniz daha doğrusu. Var mı arkadaşlar soru? Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar yok mu hiç meraklı olan ya da birazcık hani babasının falan durumu iyi olup şöyle düzgün bir caddede güzel bir yeri olup da ben burayı istiyorum diyeceğiniz kişiler de mi yok? Ya da hayalde bile olsa zor belki, koşulları Seher Hanım anlattı ama yine de ben bu işi yapmak isterim diyen kişiler yok mu aramızda? Düşünebilirim diyen ya da. Önce fuarlara, ondan sonra galericiliğe olsa daha doğru olur. Önce değil mi? Kesinlikle birazcık daha yaşasınlar önce. Sonra da hani ne derler? Önce emek, sonra yemek. Böyle giderlerse de çalışma disiplinini hiç ellerinden bırakmayıp, hiç umutsuzluğa da düşmeden devam ederlerse ben de size katılıyorum. Öğrencilerimizin de bekledikleri, istedikleri yere ulaşmaları kesin olacaktır. Ama biraz emek, biraz sabır, biraz zaman ve çaba. Çokça çaba tabii ki. O zaman söyleşimizi bitirelim. Sizin tekrar son olarak söyleyeceğiniz şeyler var mı Seher Hanım? Üretmeye devam etsinler. Biz buradayız. Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Ben de memnun oldum. Şu an dinleyen birçok öğrencim de İstanbul'da iş yapan, çalışan ya da okuyan ya da eğitimine devam eden ya da yaşayanlar var. Biz sizinle iletişime geçmelerini de sağlarız. Eminim bu söyleşiden sonra bana soracaklardır. Geçsinler. Efendim? Siz sağlamayın, kendileri geçsinler. İletişime değil mi? Tabii. Evet, Melek'le konuşmanızda ben de vardım. Dinledim deyip kendileri istesinler. Siz hazır pişirip önüne verirseniz ondan sonra çok darbe yerler her yerden. Evet. Bu arada yayınımız, sizinle yaptığımız bu söyleşi kayda alındığı için YouTube'da da yayınlanacak. Onu da izleyemeyenler için YouTube'da da izleyebilirler diye hatırlatmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım galerinizde güzel, daha nice başarılı işlere imza atarsınız ve hak ettiğiniz kazançları da sağlarsınız. Çok evet, teşekkür herhalde. Ederiz katılımınız için. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Üretim olmazsa neyi sergileyeceğiz değil mi? Tabii ki. Onlar da üretsin ki bol bol, bol bol sergilensin. Şu pandemi süresinde bir an özellikle önce. Özellikle kariyerlerinde planlamalar yapan, yeni mezun olacak olan genç arkadaşlarımın bu konuyu çok daha dikkate alacaklarına eminim. Seher Hanım gibi çok iyi niyetli, çok gerçekten dürüst bir sanat sever ve sanatçı arkadaşımızı tanımış olmaktan çok mutluyuz. Ve direkt sizinle de iletişime geçerlerse son derece iyi, onlara yol açıcı bilgiler de vereceğinizden eminim. Kendi adıma ve fakültem adına, üniversitem adına çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Yüreğinize sağlık, konuşmalarınızı tamam, için ben teşekkür ederim. Daha bırakmasınlar, neden olmasınlar çıktım ben yola. Çok zor günler yaşadığım da oldu, aç kaldığım da oldu. Ama asla bıkmadım, asla pes etmedim. Zaten bir insan sanat yapıyorsa pes etmemesi lazım.
Kesinlikle. Buluşuruz, arkadaşlarla da konuşuruz, sergiler de düzenleriz. Burası bir sanatçının ücretsiz olarak sergi açabileceği özgür bir platform. Çok teşekkürler. Pandemi süreci boyunca işte sergi açamadım, açmadım daha doğrusu. Sömürü gibi geldiği için açmadım. Ama ileriki zamanlarda gerek sanatal.com'da, gerek galeride sanatseverlerle, koleksiyonerlerle, genç isimleri, hocalarımı buluşturmaya nefesim olduğu sürece devam edeceğim. Yani bu da bana yeter. Bence de sizi tanıdığımıza çok memnun oldum. Memnun oldum. Başarılar diliyoruz yayınımız için de. Size beklerim. Buyurun tabii gelin. Tabii ki. Ben özellikle gelmek isterim ve yüz yüze de biz de sizi Bolu'ya davet ederiz. Abi. İnşallah atölyelerimizde de atölyelerimizde de birebir yüz yüze tanışıp görüşme şansımız olur. Çok memnun Kendinize olurum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hakkı Hocama da çok teşekkür ediyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Ellerinden biz öpüyorum. Sizi öpüyoruz. Çok sevimli ve çok şirin bir katılımcı olarak sizin de ben bizzat böyle bir söyleşi yaptığım için kendi adıma da çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.